Ortak yapma yapma. Bak vallahi yapma. Fuarlarımı böyle bırakacağım bak şimdi. Ya benim makinemi Ferdi aldı gitti bu. Bu da kesiyor gerçi ama. Abi şu tıraş olayı beni çok geriyor ya. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Yaklaşmasın gönce kaçta demiş ki benden. Uzak olursun. Ya makine şuraya almıyor ya. Abicim sen beni yine tıraşını izletmek için mi aldın? Bu ne ya? Muhabbet et oğlum. Ne diyeyim? Senin makinenin sesi car beynimizi yedi. Peki bugün ne bu varsayım muhabbeti? Herkes aynı story'yi paylaşmış. Ya insanların birbirleri hakkında varsayımlar işte. Bence benim hakkımda demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere sor. Her yer sakalı. Benim hakkımdaki varsayımların ne? Ben seni tanıyorum, insanlara sor. Beni var adamın dibi olarak biliyorlar. Bir tane olarak biliyorlar. Ben de öyle düşünmüyorlar bu. Bir sorsana. Hayır. Sormuyorum. Ben sormuyorum. Hayır. Aa, Ferdi yazmış. Ferdi böyle şu an var ya, Ferdi benim kendimi tıraş ettiğimi gördüğü sırada muhtemelen kalbi falan sıkıyor. Bir yüzü çekemedik falan filan. Benim dokumda Allah çarpsın sadece Ferdi var. Her yenilediğimde seninle ilgili başka bir storiesi var. İnsanlara benim hakkımdaki varsayımlarını okuyorum. İbo gerçekte adamsın demiş. Makinenin şarjı bitecek. Hayır ya, bu pili şeyli. Bak İbrahimler bizim kırmızı çizgimizdir. Buradan bir reklam yapabilir miyim? Tamam. Bunu tamam olarak ayıtlıyorum. Dün gece çok güzel bir YouTube videosu attım. Gece saat 12'de. Koşun oraya. Boş verin canlıyı. İbo, milletin başını belaya sokacaksın ama. YouTube videosunda. Evet. Abi millet niye şey yapıyor? Sen o neydi o soru soramazsın moramazsın. Getiriyor uyuşturucu satıcısını, ne bileyim. Çalışan hanımefendileri falan. Bir sıkıntı olmuyor. Ya ne bileyim adam, oğlum Kalpazan Çeto diye adamı koymuşsun oraya. E abi adam kalpazanlık yüzünü göstermedik. Bir röportaj yaptık. Dedik ki acaba kalpazan. Adam memnun. Biz dedik ki utanmıyor musun yaptığın işten falan. Adam gayet yok dedi, utanmıyorum dedi. Söz verdik, yüzünü göstermedik. Şimdi ne yapayım abi ben? Bu adamdan 1000 tane var sokakta. Evet. Bundan sonra böyleyim amına koyayım. Abi yukarıdan bildirim gelince telefon titriyor. Tamam mı? Hani arkadaşlar yanlış anlamasın. Bazen osurdu falan filan muhabbeti oluyor. Yok arkadaş. Abi gerçekten ben dinledim. Aynı o ses çıkıyor. Kur'an çarpsın bildirim geliyor ya. Peki bir şey diyeceğim. Nasıl oldu? Bıyıkları da keser. Yok lan güzel oldu. Nasıl böyle oldu? Şurayı bir toplayayım, daha güzel olacak. Neymiş kim? On uçlarını düzelt bıyıkların diyor ustam Ferdi. Bak her şey olmadı. Bak herkes alsana ya. Ortak bir tanesi benim hakkımda. Of çok iyi oldu lan. Biraz sakalım böyle diyorum ya. Abi güzel oldu güzel. Nasıl böyle oldu lan? Vallahi hayatımda hiç böyle bir gün bile dolaşmadım. Benim bıyığım yok ya. Aa sana bir şey diyeyim mi? Bilmiyorum ya. Bu ne ya? Böyle iyi ile kötü arası bir şey oldu. Dur bir dakika. Böyle geleyim. Dur. Canlı yayın açtık. Ben geldim.
Bu kişiyi mi bırakayım? Yok, mor. Olmamış. Sor insanlara. Bende yorumlar gözükmüyor şu an. Arkadaşlar nasıl olmuş? Olmuş bir tanesinin benim hakkında varsayımı var. Bak okuyayım mı abi? Güzel. Böyle. Bir tanesinin benim hakkında varsayımı var. Okuyayım mı? Evet. Dünyaya bir kere geliyoruz deyip her şeyi yapıyorsun değil mi? Sence öyle mi? Yani her şeyi de yapmıyor Nibu ama genel bir tavrım var. Evet öyle diyebiliriz yani. Bitti. Tamam. Güzel varsayım. Vallahi. Ama sen korkaksın. Hiç bulaşma. Aşmazsın. Demiş ki benden. Uzak olsun. Peki niye? Ben bilmiyorum. Nibu. Bak, bak bu sana ne hatırlatıyor bak. Bak senin senede kazandığın para bak. İbo imanlı insan. Hintlilere benzemişsin demiş Gökmen abi. Lan o 100 euro benim lan. Biz herkesin olmaz dediklerini yaptık. Ferdi! Benim yorumlar, ben yorumları göremiyorum şu an. Dondu. Abi bilmiyorum ya. Bir kessene, bir kes bir de öyle görelim. Oğlum geriye dönemem. Abi saf böyle saf gibi oldun ya. Niye öyle değil miyim bu ben? Yani değilsin abi şimdi. Eğil oturup doğru konuşan. Canım grup gerçekten yemin ederim. Arkadaşlar Maslak tarafında bana yemek getirebilecek bir kardeşimiz yok mu ya? Abi yorum göremiyorum ki yorumlarım dondu ya. Ama sen kork. Hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Peki benim aklıma takılan başka bir şey var. Evet. Sen şimdi insanlar senin hakkında varsayım yapmış. Ama sen hep iyi şeyleri paylaşmışsın. Yani şey diyor mesela. Adam sana diyor ki sen çok iyi birisin. Sallıyorum örnek veriyorum. Böyle yapıyorsun. Ben biz ne bileyim sen iyisin. Oğlum iyiyim çünkü. Ne bileyim gerçekleri söylediğini. Ben şu an bir takipçi olarak bakıyorum. Sen biliyorsun iyi olduğunu. Tamam bak takipçi olarak bir takipçin olarak ya seni tanımayan biri olarak. Öyleyim ben biliyorum iyi ve kötünün ne demek olduğunu artık biliyorum ve bu konu hakkında kendi kendime karar verebilecek bir duruma geldiğimi düşünüyorum artık. Bence sen bencesini biliyorsun. Yani artık şöyle düşün. Nesin sen? Aristos mu aman akıyım? Nasıl sorular bunlar? Aristos mu? İbo senin var ya bak şu felsefeye olan aşkın beni bitiriyor biliyor musun? Yemin şu alakan gerçekten bak muhteşem bir insansın. Aristo tamam Aristo tamam. Aristo'da kesin misin peki? Hayır. Yani bu düşündüğümde öyle bir şey yok. Öyle bir şeydi işte. Abi benim yorumlarım gitti. İnsanlar bana küfür ederse söyle bak. Vallahi yorumları göremiyorum. İbo bir şey diyeceğim yanlış anlama kimse sana küfür edemez. Ya bak işte abi bak bak bak. Bak abi. İbo kesin mi ne diyorsun? Ortak insanlara sor ama bence kes ya. Yine sen hatta bir şey değil mi? Senin o üzerindeki koyu renkten kaynaklanıyor olabilir benim gözüme böyle. Harbiden Hintli gibi oldun ya. Çıkarın bir döne bak. Yok 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 o kadar değil. koy Kanal 7 Hint dizisine oynasın ama rakıyım. Bak Berdan Mardin oldum. Buradan Berdan abiye çok selam. Nesrin. Ne lan ver bir la diyez. Abi bir tane kesme yorumu görüyorum. Bir tane kes yorumu görüyorum. Yani elimde makine bekliyorum yani şu an. Tamam abicim gözünü kapat tamam mı? Açtığın an en altta ilk çıkanı tamam ama gözünü açtığın an ilk çıkanı yap. Beyler yapıştırın kes. Sen aç deyince açacağım. Bir dakika ben sana söyleyeceğim. Aç. Kesme. Allah belanı versin kesme gördüm. Bak yemin et. Hatta bir tane daha kesme. Şimdi senin yorumun geldi kes. Sıçtık. Zamanlama yanlış arkadaşlar. Ondan geriye sayıyorum. Keseceksin sen. Ben seni biliyorum demiş Ferdi. O, Ferdi böyle dediği için beni ne kadar yanlış tanıdığını ona göstermek için kesmeyeceğim. Abicim bunu Ferdi'ye cezasını çektir. Bize niye çektiriyorsun ya? Ben seni böyle görmek istemiyorum ya. Bir iki saat böyle takıl ya. Bilgisayar böyle takıl. Ne bileyim ya. Bilgisayar değil de böyle bir sanki bir takıl
takılabilirmişim gibi geliyor ömür boyu. Oğlum benim yayınım donmuş. Ne yorum görebiliyorum ne yayında kaç kişi olduğunu. Kaç kişi var yayında şu an? 40. Ne diyorsun ya? Niye sadece, sabah? Sadece 40. Hmm. Biz... ne? Batu sen ne diyorsun Batu sen ne diyorsun bu konu hakkında? Bir iki saat takılsın sonra keselim. Oğlum bir iki saat kime gösterecek kendini? Tamam evde takılsın ne olacak? Tamam. Batu. Ferdi kaşıma çizik atıyorum hazır mısın? Batu. Arkadan bir şey diyeceğim. Lan Batu. Yes komple yemin ederim. Vallahi attım düzelttim. Oğlum geçen var ya bir attım. Oradan bana da atsana. Dur şöyle kapatayım. Çok yaklaşma. Ne? Sen korkaksın. Hiç ulaşma. Yaklaşmasın. İlişki bende. Kendim var ya yakışıklı yapmam 3 saniye sürüyor. Yapsana bir bu. Eyvah. İbo. Ah. İbo. Murat Iskat. Ne? Murat Iskat. Murat Iskat. Anladın mı? Kendim yapmam bu kadar bak. Yani kızlar aynası denk al anladın mı? Oh. Bu ne lan? Kesmem çok arada kaldım ya. Daha önce hiç yapmadım ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kes. Kalsın biraz ya. Kalsın şu evresinden kurtulan. İbrahim Övüç. Donuyor muyum? Yok donmuyorsun da şu filtreyi çıkart artık. Yo. Bak şimdi bak. Bir böyle bak. Bak şimdi bak. Dur. Bak ne güzel yakışıklıyım bak. Anne ağzı. İbo sen parlak. Goblin'e benziyorsun lan. Yeşil Goblin'e benziyorsun. Goblin lan. Arkadaşını kardeşini David Beckham'a falan benzetir. Biz de Goblin. Lan David Beckham nerede sen nerede? Saçmalama bir kendine farkına var. Çocuklarından birine benziyorum. Kime? Çocuklarından birine benziyorum. Bak buna o kadar kızdım ki bıyığımı çizeceğim. Dur sıkıralım geliyor. Dur şu çek. Aha çakayım evet. Çakma çakma ben çakayım. Çakayım sonra onlar bana çaksınlar. Bu evde senin gibi abi kasar. Bak bu ne lan? Biraz daha kes biraz daha. Ne kadar biraz daha? Sağdan soldan bir daha. Sadece etin gözüksün abi ortayı kes ona öyle ya. Evet estağfurullah. Bir şey diyeceğim şimdi. Oh yok bunun mizahı olmaz. Ya abi ortasına da bir çizgi açsana. Ortası tam ortada bir boşluk olsun böyle tamam mı? İbo da yazayım mı amına? Sanki böyle. Ha oluyor lan dur. Biraz daha. Bak şimdi. Onu al abi. Al. Vallahi onlara. Yine de. Mükemmel. Şimdi bir daha onun üstünden geçmem lazım. Çünkü böyle kalamam.
Bence oldu ya. Vallahi mükemmel oldu. Ya. Bak adam adam tıraşı budur işte. Anladın mı? Öyle mi diyorsun? Vallahi. Ya peki bir şey diyeceğim. Sen niye videoda zorla sigara içtin de her yerde bir gonca gül bir şeyler falan var. Yoncalar, goncalar. Sanırım ben tiryaki oldum ya. Müptezel oldum. Sigara müptezeli oldum. Ben bırakacağım sigarayı. Sabah onu düşünüyordum. Bununla nasıl alıyorduk? Asperi bırakak mı be? Spora bak. Ha ortaya. Ooo Mustafa alıyor lan. Ah siktir ya. Hemen oradan bir link ver. Arkadaşlar sakal da alabiliyor. Nasıl? Bir link de şarja takabiliyorsunuz. Belli oluyor mu ya? Alacağım galiba. Duydun mu beni? Ne? Dedim ki oha. Lan spor yapıyor. Hemen oradan makineyi ver. Şarja takılıyor. Sakalı alabiliyorsunuz. Üstelik sıfır kesiyor. Abi yok bu şu benim mizamı anlamıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Çok komik çünkü bayağı. O yüzden. Komik tabii. Sen ben seni gülmemen nedenini biliyorum. Tamam. Ulaşma yaklaşmazsın. İlişki benden uzak olsun. Oğlum ilişki değil. Demiş ki benden uzak olsun. Benden ilişki uzak olsun. Anladın? Zaten bahtımız bir gülmedi. Anasını avradına bir ilişkiden yana. Ne olacak sorumuz bilmiyorum. Ben evleneceğim galiba ya. Vallahi annemi arayacağım yayından sonra. Bir tane kız bulsun köyden. Gideceğim evleneceğim. Hadi ya. Ha, abi böyle gitmiyor ya. Ha tek başına yaşamıyor. Yani İbo bir günün bir gününü tutmuyor. Diyorsun ki ben dünyayı gezeceğim. Diyorsun ki ben evleneceğim böyle olmuyor. Niye karınla gezemez peki? Karınla dünyayı gezemez mi? Nasıl? Karınla dünyayı gezemez mi? Gezebilirsin tabii bir şey demedim İbo. Ya biraz. Evet, ben Hindistan'a Hindistan'a gitmem de bir Paris. İtalya. Böyle pizza... tabii artık sen Hindistan kotanı doldurdun. Evet. Bir şey değil mi? Hindistan açıkmış bu arada ha. Bir gidilmez mi? İbo vallahi gidilmez. Bak Allah çarpsın sen hiç yabancılık çekmezsin. Herkes sana... İbo herkes diyor lan bana? Bak ya lan Kur'an çarpsın çok benziyorlar sana. Biraz Hindistan'a, Hindistanlı aktörler, ne bileyim Hindistanlı işte ama yakışıklı tipler böyle. Yaz bakayım. Hepsi aynı sen. Batu yanında mı? Yok değil. Tamam yanında bir telefon varsa bak göster. Hepsi sana benziyor. Batu! Şeyi yazsana bir görsellere. Hindistanlı aktör. Yok aktörler yaz böyle. Hindistanlı aktörler. Kanal 7. Abi Kanal 7'den bu Hint dizileri izledin mi? Makine ama çok iyiymiş lan harbi. Evet evet bayağı sıfır alıyor. Soru sordum soru. Hindistanlı ha Batu aç. Bu benzemiyor mu sana? Kes saçını Rayman. Ah kes saçını Rayman. Bu Amerikan yok. Bu benzemiyor. Bu biraz Çinlilere kaçıyor. Kur'an çapsın bu da benziyor. Oğlum Batu benzemiyor mu? Benziyor bak. 35 yaşında sen. 35 yaşında ben mi? Evet. Ah. Bu biraz, bunlar biraz daha benzemiyor da ben sana gözümün önünde hepsi ya. Bu 50 yaşında sen. Telefona bakmaktan gözler şişmiş. Demiş ki, peki herkesin ayakkabı sayfası açması. Ve millete yol göstermişsin. Allah çarpsın ayakkabıcılar grup kurmuş bana küfür ediyorlar.
Niye eskiler oğlum? Hepsine iş imkanı sağladın. Yok o değil. Eski ayakkabıcılar. Piyasadakiler. Sen yapmıyorsun milleti niye şey yaptın ha? Bir şey diyeceğim. 10 numara örnek olmak değil mi? Evde oturacağınıza gidin çalışın demek abi. Örnek bütün sırlarını da açıklamış. Evet ben şaşırdım. Vallahi yapsınlar abi biz ne? Tamam. Bir saatten sonra biz ne? Haberler ha. Vay tahtın sallanıyor. Ben sana söyleyeyim. Zaten YouTube'a video çekmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Birinin eğer zamanında senden almasaydım bugün burada olamazdım İbo. Sen benden zamanında reklam olsaydın bugün ben de burada olamazdım. Hatta nerede olduğumu göstereyim bak tam burada. Dubai'de. İbo ayda ne kadar? Ne? Bir daha söyle. Yaşı delikanlının maaşı sorulmaz. Abi çok... bak ben sana açık konuşayım mı? Sen beni tanıyorsun değil mi? Kadına da, kadına yaşla sorarım. Erkeğe maaşla sorarım yani. Tamam ben sana söyleyeyim. Biz 7-23 beraber değil miyiz? 7-23 evet doğru. Tamam. Sen biliyorsun bir günümüz eksiyle kapanıyor. En büyük şahidi sensin. Evet. Bir günümüz ertesi günümüz ertesi günümüz artı 100 binle bitebiliyor. Yani benim sabit bir gelirim yok. O bana bağlı. Ben çok kovalarsam tamam mı? Çok çalışırsam ona göre maaş. Bir ay mesela geliyor 50 bin lira. Bir ay geliyor 10 bin lira. Bir ay geliyor 20 bin lira. Bir ay geliyor 100 bin lira. Değişiyor. Peki bir şey diyeceğim. İnsanlar bana şey diyorlar. Senin çok paran var. Sence benim çok mu param var İbo? Senin için çok para ne kadar? Ya senin için çok para ne kadar İbo mesela öyle. Benim için değil. Ben insanlar için çok paranın ne kadar olduğunu söyleyeyim. Mesela sana senin çok para diyen bir insanın gözünde çok para 2 milyon 3 milyon TL'dir. Anladım. Benim gözümde çok para bir 30 milyonum varsa çok paradır baba. Evet. Ya benim gözümde olmasa da senin paran var. Yani yanlış anlama da abi beni açıklattın burada. Amına koyayım 1 milyonluk saat takıyorsun. 3 milyonluk araban var. Sence az paran mı var? Saçma konuşma. Saçma saçma konuşma. Yok onların taksidi bitince Tamam, sence senin çok paran mı var? Sence senin nasıl paran var? Bence benim gönlüm zengin. O evet ama bak paradan konuşuyorsun. Sen niye şimdi siyaset yapıyorsun ki? Siyaset yapmıyorum oğlum. Ne alakası var siyasetle? Benim gönlüm zengin. Tamam yani paran? Para attın ne? Öyle değil mi ama? Yok öyle.